Yeniden merhaba hayatıma, hoş geldiniz. Bugün sizler için hakkımdaki varsayımlarınızı yanıtlayacağım. Kayma oldu. Normalde cuma günü video yüklemem gerekiyordu ama yetiştiremedim. Bir takım sebeplerden ötürü. Zaten video düzenimi değiştirmek istiyordum. Bundan sonra çarşamba, cuma ve pazar günü video gelecek. Yine haftada 3 gün video gelmeye devam edecek ama pazartesi yerine pazar günü yayınlayacağım. Neyse, gelelim varsayımlara. Açıkçası biraz acımasızsınız arkadaşlar. Bazı varsayımları okurken gerçekten dehşete düştüm. İnsan, yani benim hakkımda böyle şeyler düşündüğünüzü hiç düşünmemiştim. Hatta bazılarına dedim ki bir insan başka bir insan için neden böyle şeyler düşünür? Ama yargıladığım için değil tabii ki, bu izlenimi sizde oluşturan da benim. Belki beni biraz daha yakından tanırsınız. Çok uzatmadan hemen kısa varsayımları yanıtlayacağım. Bu arada tırnaklarım efsaneler. Nasıl yaptığımı, kendi evde manikürümü falan nasıl yaptığımı görmek isterseniz IGTV'de bir video yayınladım. İzleyebilirsiniz. Bence asla kin tutmazsın. Doğru. Ya asla değil. Zaman zaman kinlendiğim oluyor ama kin tutmamaya çalışıyorum. Kinlendiğimi fark ettiğim zaman o duyguyu içimden salmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum diyelim. Eskiden çok kinci bir insandım ve bunun çok zararını gördüm. O yüzden artık bu huyumu törpüledim diyebilirim. Futbol fanatikliğini saçma buluyorsun. Evet, futboldan asla anlamam. Sadece futbol fanatikliğini değil, herhangi bir fanatikliği çok saçma buluyorum. İçten içe evliliğe meraklı birisin. Valla. Bu düşünce benim düşüncem mi bilmiyorum. Şimdi çevrenizde size empoze edilen çok fazla düşünce var. Tamam, işte gelinlik giymek harikadır. İşte evlenmek, işte altın takılması vesaire. Bu geleneklerin beynimizi işlediğini düşünüyorum. O yüzden evliliğe genel olarak karşı bir insanım. Yani çocuk, meşru bir çocuk yapmak için bence sadece evlenilebilir. İçten içe evliliğe meraklısın değil de ben böyle süslenmeye, özel güne ve göz önünde olmaya çok hayran bir insanım, tamam mı? Yani insanlar bana baksın isterim ve düğünde odak sadece sizde oluyor. O yüzden belki o noktada meraklı bir insan olabilirim ama hani evlenmek istediğimi söyleyemeyeceğim. Çok kararsızsındır. Doğru. Evet, aşırı kararsız bir insanım. Hiçbir konuda unutkan değilsin. Aksine aşırı unutkanım. Her şeyi unuturum gerçekten. Seks yapmak senin için basit bir olay, özel değil yani. Yanlış. Aslında seks benim için çok özel. Hayatımda hiç one night stand yaşamadım. Yani tek gecelik ilişki yaşamadım. Cinsel birlikteliğin de insan olduğumuz için aslında duyguyla tamamlanması gerektiğine inanıyorum. Kendi ilişkilerimde sadece. Yoksa hani hiç umurumda değil yani kim kiminle, ne zaman, neden ve ne duyguyla seks yapmış. Hiç böyle şeyleri düşünmem. Seks yapabilmem için o insanı tanımam gerekiyor. Yani benim için seks biraz ilişkide daha sonra gelen bir eylem. Aksine çok özel buluyorum yani. Yakın erkelerinin dedikodusunu yapmışsındır illa. Evet. Yaptım. Herkesin dedikodusunu yaparım. Dedikodu bence o içteki o hasetliği salmak için çok güzel bir aktivitedir. Dedikodu yapılmasına karşı değilim ama bu onu demiş, bu bunu demiş, bu şunu demiş falan. Ondan bahsetmiyorum kesinlikle. Sadece bir kişiye gıcık olursunuz. Mesela her arkadaşınızı 7/24 seveceksiniz diye bir şey yok. Bazı hareketleri size batabilir. O yüzden de Berkay bu konuda her zaman yardıma koşar. Genel olarak dedikodu yapacağım zamanlarda Berkay'la yaparım. Beni bu konularda çok rahatlatan, sakinleştiren ve dengeleyen bir insan bence. Bazen insanlara gıcık olduğum zaman ya da benim canımı sıktıkları zaman falan başka noktalarını göstermede çok başarılı. Dedikodunun da sadece bu şekilde kullanılması gerektiğine inanıyorum. Laf taşımaktan nefret ederim. Bence sen Sude'cim biraz umursamaz birisin yani. Şöyle işine gelen şeyleri umursuyorsundur. Doğru. Aynen öyle. Ruh ve sinir hastasısın. Hayır, değilim. Yani şu anda tanısı konulmuş herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok. Bence sen affedersin ama yapılan şeyi unutmazsın. Aksine bence yapılan şeyi çok kolay unuturum ben. O kişinin bana yaptığı bir iyilik bile yeterlidir hakkındaki fikirlerimin değişmesi için. Ama karşılıksız olması lazım. Yani telafi etmeye çalıştığını, çabaladığını görmem lazım. Affetme konusunda okey ama eğer ki biri bana yanlış yaptıysa onu her türlü affederim. Ya affetmek gerçekten bu dünyadaki en hafifletici duygulardan bir tanesidir. Başkalarını affetmeden kendinizi bazı olaylar için affedemiyorsunuz bence. Affetmeyi severim ama bana çok büyük bir hata yapıldıysa eğer o insanı hayatıma almam için gerçekten davranışlarının değiştiğini görmem lazım. Affetmekle beraber olmaya devam etmek çok farklı şeyler. Sadece sevgililik için gerekli değil bu. Her konuda affederim. Burada göründüğün gibi değilsin.
Hayır, tam olarak orada yani Instagram'da ya da işte YouTube'da göründüğüm gibiyim. Sahtelik bende olmuyor. Yani bir şeyimin sahte olduğunu düşünürseniz eğer, o sahteyse eğer gerçekten anlarsınız onu. Çünkü emanet durur, çok fazla göz önüne sokmaya çalışırım. Yani tam olarak göründüğüm gibi bir insanım. Hele ki böyle düşüncelerimi anlattığım videolar, işte konuşmalı storyler vesaire, oralarda kendimi saklayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Çünkü bir noktada fire veriyorum yani, elimde değil. O yüzden tam olarak olduğum insanı yansıttığımı düşünüyorum. Bence sen kafana bir şey koyunca muhakkak yaparsın. Evet, doğru bu. Yani insanlar bana yanlış olduğunu söylese bile, yani öyle düşünseler bile yaparım. Bu çok sevdiğim bir huyum değil açıkçası. Bence sen yakın bir arkadaşına kazık atmışsındır. Hayır, hayatımda hiç kimseye kazık atmadım. Yani küçükken, belki ergenlikte, yani küçükken dediğim ortaokulda falan belki yapmışımdır ama ondan sonra zaten ben, yani yakın olma konusunda benim yakın böyle gerçekten bir elin beş parmağını geçmez o insanlar. Çok az yakın arkadaşım vardır sanıldığının aksine herhalde. O yüzden şimdiye kadar hiçbir arkadaşıma kazık atmadım ama çok kazık yedim. Sana her şeyimi anlatsam beni hiç yargılamadan çözüm bulmaya çalışırsın. %50 doğru, %50 yanlış. Çünkü yargılamamak diye bir şey yok bence. Her insan bir yargı makinesidir. Evrimsel psikolojiyi eğer birazcık biliyorsanız, İnsanın zaten bu kadar sosyalleşmesinin sebebi ve bu kadar aslında üstüne koyabilmesinin sebebi, işte ne bileyim, hatalarını fark etmesi, benzer insanlarla arkadaşlık yapması ya da yapmaması falan, bu tip şeyler yargılamaktan sebeptir. Seni kesinlikle yargılarım. Kendi yargı değerlerim var yani. Seni yargılarım ama bunu asla ve asla sana belli etmem. Yargılamak derken bunu kötü olarak anlamayın. Ha, bunu çok doğru yapmış ya da burada yanlış olabilir gibi yargılarım ama bunu asla ve asla sana belli etmem. Bir sorun varsa odaklanmamız gereken tek şey onun çözümüdür. Sadece işine gelen şeyleri yaparsın. İstemediğin şeyleri zorunda olsam bile yapmazsın. Yanlış. Sadece istediğim şeyleri yaptığım doğru ama bir şeyi yapmak zorundaysam, mesela ödev gibi ya da edit gibi, hani sorumluluğum olan şeylerse, hani bazen mesela canım edit yapmak istemiyor ama o güne video yetiştireceksem eğer mutlaka onu yaparım. Çok sorumluluk sahibi bir insan olduğumu düşünüyorum genel olarak hayatta. Kedileri aşırı çok seviyorsun. Bence sen zaman zaman aşırı depresif oluyorsun. Hayır, depresif olduğum zamanlar oluyor ama aşırı değil. Ama depresif zamanlarımı da çok severim. Bence kesinlikle roman okumayı seviyorsundur, şiir kitaplarından çok. Açıkçası şiir kitapları okumaktan nefret ederim. Neden bir insan şiir kitabı okur, bunu hiçbir zaman anlayamadım. Kitap seçimi, tür seçimi yapacak olsam genelde bilimsel kitapları okumayı tercih ederim. Ama roman okumaktan da keyif aldığımı söyleyebilirim. Yumurta ile domatesi aynı anda yemekten nefret ediyorsun. Abi harika! Bunu benden başka yaşayan bir insan varmış ya. Böyle bir şey yazmanıza o kadar sevindim ki. Yumurta ve domates iğrenç bir ikilidir abi. Yumurta ve domates bir arada yendiği zaman kusmuk tadı verir ağızda. Ya çok korkunç bir şey gerçekten. Bunu yaşıyorsanız lütfen aşağıya yazar mısınız? Yumurta ve domates ikilisinin iğrenç bir ikili olduğunu lütfen yazın. Yani domatesi çok severim. Gerçekten domates aşığı bir insanım ama yumurtayla... Abi gerçekten kusmuk gibi oluyor. Çok korkunç. Nefret ediyorum. O kadar doğru ki. Bence bir dönem İngilizcen iyi değildi. Evet. Özellikle lisede ve hazırlık zamanında İngilizcem çok kötüydü. Ta ki birinci sınıfı bitirene kadar gerçekten İngilizcem iyi diyemedim. Ama son bir senedir falan İngilizcem bayağı iyi geliştiriyorum. Bence senin hayatında hiç pişmanlığın yok. Doğru. Yaptığım şeylerden genel olarak pişman olmuyorum. Tabii ki kötü şeyler yaptım, hata yaptım, yanlışlarım oldu. Ama bunlardan hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü bugüne getiren ve artık bir şeyleri yapmadan önce düşünmemi sağlayan vesaire şey bence yaptığım hatalar ya da yanlışlar. O yüzden hiçbir şeyden pişman olmadım. Yani attığım yanlış mesajlardan da, yanlışlıkla beğenilen fotoğraflardan da pişman olmadım bu arada. Bence sen çoğu işini erteleyen birisin. İşe göre değişir. Yapmak istemediğim ama zorunda olduğum bir şeyse ertelerim. Ama eğer ki hani yapmaktan keyif aldığım bir şeyse ya da bitirip ya da çok uzun bir işse mutlaka yani zamanından çok önce yaparım. Mesela kısa ödevlerimi son dakika yaparım. Uzun ödevlerimi verildiği gün
yapmaya başlarım, 2 gün içerisinde bitiririm ve yani kafam o due date'e odaklanmaz yani, onu bir kafamdan çıkartırım. İşe göre değişir diyebiliriz. Bence moralim bozukken aynanın karşısına geçip kendinle konuşup kendini teselli ediyorsun. Of, beni bu kadar iyi tanıyamazsınız. Bunu galiba ben bir videomda da söylemiştim. Arkadaşlar ben kendi sorunlarımı, yani ruhumdaki sorunları bu şekilde aştım. Her zaman bunu yapıyorum. Tabii ki bazen başkalarının teselli etmesine de ihtiyacım oluyor. O zaman genelde arkadaşlarım ya da sevgilim yardımıma koşuyor ama eğer ki onu sessiz söyleyen, başka insanlara sessiz söyleyebilecek kadar yüzleşmeye hazır değilsem, tam özellikle bireysel problemlerimi, kendimle alakalı problemleri, Azra Cohen bir röportajında şöyle bir cümle kurmuştu. Kişinin en yakın arkadaşı kendi bireysel çabasıdır demişti. O kadar katılıyorum ki bu duruma. Yani benim en yakın arkadaşım, sevgilim, annem, babam, her şeyim benim. O yüzden her zaman kendime tutunuyorum çok problemli hissettiğim zamanlarda ve evet, aynada kendi kendime uzun uzun saatlerce konuştum. Hatta ergenlikteki problemlerimi, o aşk acılarımı, karmaşaları, okuldaki problemleri, yalnızlığımı, arkadaşsızlığımı vesaire hep bu şekilde çözdüm. Makyaj yapmak için masaya oturuyorsun ama üşenip yapmadan kalkanlardansın. Evet, bazen bazı sabahlar yani makyaj yapmak isteyerek uyandığım zamanlar haricinde, hani öyle bir uyanış vardır ya, böyle her şeyi sürersiniz suratınıza. O zamanlar haricinde şöyle bir makyaj yapsam mı diye çekmeceyi açıyorum ama sonra üşeniyorum ve tekrar kapatıyorum. Doğru. Arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeleri hayatıma bir uygulasam neler neler olacak diyor gibisin. Hayır, hayatımda uygulamadığım hiçbir şeyi arkadaşlarıma da tavsiye olarak söylemem. Zaten oluşturduğum ya da düşündüğüm tavsiyeleri genelde hep hayat tecrübelerimden çıkarttım yani. Ama bazen o tavsiyeleri bilsem bile yanlış, yani başka bir yolu seçtiğim zamanlar oluyor. O zaman da diyorum ki dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bence sen derslere ya da etkinliklere geç gidersin. Seni çok seviyorum Ertuğrul. Ben de seni çok seviyorum. Evet abi, yani o kadar doğru bir tahmin ki bu. Yani her zaman, her yere geç kaldım. Abi her yere geç kaldım. Kendi doğum günümden tut sunumuma dahil, derslerden tut herhangi bir etkinliğe dahil her yere geç kalıyorum. Yani geç kalmak benimle artık bütünleşmiş. Yani insanlar benimle buluşurken saatlerini bir yarım saat önceden söylüyorlar. Bir yarım saat sonradan geliyorlar ve biz o sırada denkleşiyoruz yani. Berkay'ın beni Pascal'da beklediği saatlerin haddi hesabı yoktur yani. Hoşuna gitmeyen bir olaya çabuk parlar ama birden sönersin. Çok doğru. Ben çok çabuk parlayan bir insanım. Ama sonra böyle çok hızlı da sakinleşen bir insanım. Genelde arkadaşlarım böyle parladığımı fark ettikleri zamanlarda "Sude bir 5 dakika seni salıyoruz sonra görüşelim" derler. O 5 dakika bana gerçekten çok iyi gelir. O yüzden doğru. Çabuk parlar, çabuk sönerim. Bence sen kendini bulunduğun ortamdaki kızlarla güzellik anlamında kıyaslıyorsun. Aa, üzüldüm böyle bir şey düşünmenize. Hayır, asla öyle bir şey yapmam. Yani şöyle bir mekanda böyle insanları keserim. İnsanlara bakmayı ve onları böyle kafamda onlarla alakalı düşünceler oluşturmayı çok severim. Davranışlarını falan izlerim tanımadığım insanların. Ama hiçbir zaman kendimi onlarla kıyaslamadım yani. Of çok güzelmiş diyorum ama hani benden güzel olup olmadığını ne bileyim, hiç düşünmedim. Bence sen bazı yaralarını kendine bile gülerek kapatmaya çalışıyorsundur. Hayır. Yaralarımı her zaman yüzleşerek ve kanırtarak kapatmaya çalıştım. O yüzleşme ve o savaş meydanı olayını yapmayı çok seviyorum. Oksijenli suyu, batikonu dökmeden, o yara yanmadan o yara kapanmaz çünkü. Temizlenmez en azından. O yüzden yok. Gülmüyorum. Ağlıyorum. Bence sen ortamlardaki en çok dikkatin senin üzerinde olmasını seviyorsun. Doğru. Bence kincisindir ama gizlersin. Hayır değilim. Ama insanlara böyle gıcık olurum. Ama bu kinle aynı şey değil. Bence lisede bir arkadaşının sırrını başkasına söylemişsindir. Hayır, lisede hiç yapmadım bunu. Çünkü dediğim gibi yakın arkadaşım lisede şimdiye kadar sadece 2 tane oldu. Ama ortaokulda yaptım bunu. Ve onların hiçbiri de yakın arkadaşım değildi. Hiçbiriyle de görüşmüyorum şu an. Bence sen yaptırdığın bazı dövmelerden pişmansındır. Hayır değilim. Hepsini çok seviyorum ama bazılarının bazı yerleri olmasaydı diyorum. Şurayı da şöyle yapsaydık diyorum. Geçmişinde takıntılı bir insan olman şimdiki kendine güveninin temellerini attı. O kadar doğru ki. Yani ben eskiden aşırı takıntılı bir insandım. Sevgilimin eski sevgilisine takılırdım. Ondan sonra arkadaşlarımın eski arkadaşlarına takılırdım. Arkadaşlarımın ufacık hareketlerine takılırdım. O kadar çok her şeye takılırdım ki. Sonra bunların abi beynimde böyle çok
çok yük olduğunu fark ettim ve böyle her şeyi bir salma anı geliyor. Ona da böyle Nirvana'ya ulaşmak gibi bir şey hissediyorsunuz orada. O yüzden onları salınca kendinizle ilgilenmeye başlıyorsunuz. Kendi olaylarınızla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Problemleri yavaş yavaş çöze çöze o özgüven zaten artıyor. Çok konuşan insanları sevmiyorsun ama çok konuşmayı seviyorsun. İşte tam olarak bu yüzden doğru. Çok konuşmayı seviyorum. O yüzden de çok konuşan insanları sevmiyorum. Çünkü mesela arkadaş grubumdaki herkes aşırı konuşuyor. Hepimiz dışa dönük piçler olduğumuz için. Ama yani böyle gürültü oluyor ki hepimiz konuştuğumuz zaman sürekli böyle bir şeyler söylemek istiyoruz. Ama ben bu huyumu bayağı törpülemeye çalışıyorum. Özellikle Berkay'la çok ciddi problemlerini yaşadık bunun. Çünkü sürekli konuşuyorsun abi, karşındakinin bir şey söylemesine izin vermiyorsun. Özellikle son zamanlarda bunun çok ciddi problemlerini yaşıyorum. Dinlemeyi bilmiyorum abi. Bunu yavaş yavaş törpülemeye çalışıyorum. Yani sürekli insan konuşurken bir şey söyleme ihtiyacını, o dürtüyü bastırmaya çalışıyorum ve şey... İşte dinle Sude falan diye kendimi böyle telkin ediyorum sürekli. Çok konuşan insanları sevmememin sebebi çok konuşmayı çok sevmem. Ben her şeyi daha iyi bilirim diye düşünürsün ve seninkine zıtsa çok anlayışlı değilsindir. Ben her şeyi en iyisini bilirim diye düşünürüm. Bu dediğim gibi bu benim, yani bu da pek sevdiğim bir özelliğim değil ama öyle düşünürüm. Ama anlayışlı olmamak değil de... Evet ya, değilim galiba. Yani... beni ilgilendirmeyen insanlara karşı çok anlayışlıyımdır. Ne istiyorsa yapabilir, beni hiç ilgilendirmez ama yakın arkadaşlarım veya sevgilim olduğu zaman evet, bazen o anlayış olayını kaybedebiliyorum ister istemez. Aşırı manyak, eğlenceli, özgür, kafa dengi bir kızsın. Senin arkadaş olmayı çok isterdim. Art Love. Teşekkür ederim. Evet, biraz deliyimdir. Sen kesin herkesin ortasında saç başa kavga etmişsindir. Ettim ama çok küçüktüm. 7. sınıfta falandım galiba. Sen artık karantinada kalmak istemiyorsun. Evet abi, çok sıkıldım artık. Lisede sporla aran yoktu. Çok yanlış. Hayatımın 10 yıllık bir döneminde haftada 4 gün... İkişer saatten, hatta bazen dörder saatten haftada 4 gün aerobik jimnastik yaptım. Lisanslı sporcuydum. Yani sporla aram her zaman çok iyi oldu. Çok iyi yabancı dil konuşuyorsun. Maalesef bu doğru değil. Konuşma pratiğim çok iyi olmadığı için İngilizcem iyi olsa bile konuşmamın çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Geliştirmeye çalışıyorum ama. Bence çok çılgınsın. Her an her şeyi yapabilirsin. Evet, bu doğru. Bence senin ondan fazla sevgilin olmuştur. Of, benim kaç tane sevgilim oldu kim bilir. Ne onu? Ya ondan fazla sevgilim olmuştur ama ciddi, yani o ergenlikte böyle bir haftalık iki haftalık falan ilişkileri saymazsak ve ciddi ilişki bazıyla bakarsak şimdiye kadar sadece 3 tane sevgilim oldu diyebiliriz. Kıskanç biri gibisin. Hayır, hiç kıskanç değilimdir. Kıskanacağım bir şey varsa ortada, mesela bir kadını kıskanıyorsam eğer, ne bileyim, fiziği yüzünden falan, imreniyorsam ona, kıskanmak da değil de bu, ona ulaşmak için çabalarım. Ama sevgili konusunda hele hiç kıskanç değilimdir. Gerçekten tam bir gavatım abi ben bu konuda. Yani Serdar Ortaç şey demişti ya, sevgilimin götüne baksalar gurur duyarım diye. Tam olarak ben bir Serdar Ortaç'ım. Odanı dekor ederken ulan iç mimar olacak kızım diyorsundur. Evet, bazen diyorum. Ama bu odamı dekore ederken değil, herhangi bir yeri dekore ederken, ne bileyim, böyle bir oyunda falan da bir yeri dekore ederken diyorum. Hatta bir ara iç mimar olmayı çok istiyordum. Bence linçlerin babasını yiyorsundur. Kral ama arkandayız. Teşekkür ederim. Yani henüz öyle bir korkunç bir linç yemedim. Ama muhtemelen ilerleyen dönemlerde takipçi sayım arttıkça yiyeceğim. Çünkü yaşam tarzım insanların galiba biraz gözüne batan bir tarz. Neden olduğunu bilmiyorum ama... Hazırım. LGBT üyesi sanmıştım seni. Hayır değilim ama full destekçileriyim. Hatta bir ara çok ciddi bir biseksüellik merakım vardı. Biseksüel olmak çok istedim. Ama maalesef değilmişim. Bunu fark ettim yani. Ama kadınları da fiziksel olarak çok çekici buluyorum. Sadece ilişki yaşamayı tercih etmiyorum diyelim. Sütlü çikolatayı bitterden daha çok seviyorsundur. Evet, sütlü çikolata benim şu hayattaki en sevdiğim şeydir. Sütlü çikolatalı her şeyi yiyebilirim. Beyazdan zaten nefret ederim. Beyaz çikolatayı asla yemem. Bitterde böyle çok nadiren, hani eğer ki sütlü çikolata yoksa o an bitterde yiyebilirim ama sütlü çikolataya aşığım. İlgi odayı olmayı sevmiyorsun. O kadar yanlış ki. Bayılırım ilgiye. Herkes bana ilgi göstersin isterim. İlgi odağı olmayı sevmesem sosyal medyada, YouTube kanalında, Instagram'da, influencerlıkta falan işim ne ya? Bence sen trip atmayı seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Bayılırım trip atmaya.
Ama sonuçları hiçbir zaman iyi olmuyor. Bu otoboka trip atma huyumu da törpülemeye çalışıyorum diyebilirim. Bence sen çok inatçı bir insansın. Çok doğru. Aşırı inatçı bir insanım. En sevdiğin hayvan köpek? Kedi favorimdir. Yani böyle bir şey söylemeniz gerçekten. Kedi Jipek Instagram kullanıcı adında birine çok enteresan. Bence sen çabuk sinirlenebiliyorsun. Evet, çabuk sinirlenebilirim. Ama durumun ne olduğuna bağlı olarak değişir. Bazen mesela insanların çok sinirleneceği şeylere asla sinirlenmem. Tırnaklarını arada kesmek istiyorsun ama güzel uzattığın için kıyamıyorsundur. Yo, kıyıyorum. Kesmek istediğim zamanlarda çat çat kesiyorum. Sokaktan geçerken gördüğün bir kediyi evine almak istiyorsun. Evet, çok istiyorum bunu. Keşke böyle kedilerle dolu bir evde yaşayabilsem. Harika! Bence kakanı yaptıktan sonra dönüp bakıyorsun ne yapmışım diye. Bunu cevaplamayacağım. Bir şeyler deneyimlediğini anlatanlara saygı duyar ama kendi deneyimini hep merak edersin. Aynen öyle. Çünkü bence aynı olay olsa bile her insanın deneyimi farklıdır. O yüzden zaten anlatılanları hiçbir zaman dinlemeyip hep deneyimleyerek öğrenmeye çalışan bir insanım. Bence ergenlik zamanlarında ailenle çok fazla kavga etmişsindir. Wow! Wow! Yani o kavgaları ne siz sorun ne ben anlatayım. Manç yaparken sağlıklı şeyler yiyenlerdensin. Hayır, değilim. Çikolata, draje, bilmem ne falan götürürüm yani. Bence saçın eski, daha uzun ve mor mavi halini özlüyorsun. Mor mavi değil de uzun halini özlüyorum ve şu anda uzatmaya çalışıyorum. Bence sen başlarım YouTube'una deyip bırakmayı düşündün. YouTube konusunda hiç bunu hissetmedim ama Instagram konusunda bunu düşündüm. Ama sonra vazgeçtim yani çünkü insanların dediğini umursayacaksam zaten burada var olamam ki. Ruh halin hızlı değişir. 10 numara tespit. 5 dakika içerisinde öfkeli, mutsuz, aşırı mutlu ve çok heyecanlı bir insan olabilirim. Bence sen küçük mutluluklar için hata yapmaya göze alırsın. Evet. Bence sen çok iyi geğiriyorsun. Bence sen lisede çok asosyal birisindir. Aksine çok sosyal bir insandım. Herkesi tanırdım ama çok az yakın arkadaşım vardı. Ve genelde kızlar beni çekemediği için birazcık yalnız bir tiptim ama asosyal değildim. Lisedeki sen şu anki seni sevmezdi. Muhtemelen lisedeki ben şu anki bana siktir lan derdi. Mesela ben lisedeki halimle dertleşsem lisedeki halim bana kesin şöyle yapardı. Of sen beni anlamıyorsun ki ya. İnsanlara karşı açık sözlüsün neyse o tabii kırmadan bam bam bam. Gerçekten öyle. Yani kırmamaya çalışıyorum ama benim açık sözlülüğüm bazen insanları kırabiliyor. O zamanlarda kendimi açıklamaya çalışıyorum ama gerçekten düşüncemi esirgemem. Çünkü kimsenin kötülüğü için bir şey söylemem. Hiçbir zaman kötü niyetle bir şey söylemem. Bu benim için çok önemli bir şey. İçinde azıcık bile bir kötü niyet olduğunu düşünüyorsam asla söylemem. Ama birine bir şey açık sözlülükle söylüyorsam kötü niyetli olmadığım içindir. Sevgilinle kavganızda baskın olamıyorsun, tartışma esnasında susturuluyorsun, o haksız olsa da. Ya biz Berkay'la çok benziyoruz karakter olarak. Ya ikimiz de çok konuşmayı seviyoruz, ikimiz de hızlı parlayabiliyoruz. O yüzden bu zaman zaman değişiyor yani. Bazen ben çok baskın oluyorum, o çok inanılmaz anlayışlı oluyor yani şok geçiriyorum. Bazen de tam tersi oluyor. Deli dolu yaşayan ama üzüntüsünü içine atan bir insansın. Hayır. Üzüntümü de dışarı vura vura yaşarım. Ama deli dolu olduğum doğru. Bence yemek ayırt etmiyorsundur ya da böyle bir şeyleri karışık yiyebiliyorsundur. Yani biraz midesiz. Yemek aşırı ayırt ederim. Yemediğim çok fazla şey var. Maydanoz, dereotu, kereviz ne bileyim böyle şeyler yemem. Çok fazla yemek ayırt ederim. Gerçekten yemek konusunda çok kıl bir insanım. Ama her şeyi karıştırarak yediğim doğru. Yani masada pilav, bezelye, yoğurt varsa onların hepsi bir araya girer. O şekilde yenir. Üzerine bir de kola içilir. Yani gerçekten karman çorman yerim yemeği. Ama yemek ayırt ederim. Bazen sana gelen sorular için of bu mal da ne soruyor ya dediğin oluyordur. Oluyor vallahi bazen ya. Bence sen insanları bir yanlışında silebilirsin. Yo aslında insanına göre değişir. Çok sevdiğim bir insansa asla böyle bir şey yapmam. Ama böyle samimi olsam mı diye düşündüğüm bir insansa eğer bir yanlış yaparsa o yanlışını telafi etmeye çalışmıyorsa eğer bence sen gamsızsındır. Çok doğru. Bence 3-4 tane fake hesabın var. Oo hayır o kadar yanlış ki. Bırak 3-4 taneyi bir tane bile fake hesabım yok. Berkay'la kavga edince alttan almıyorsun. Dediğim gibi bu değişiyor yani. Bazen ben alıyorum bazen o alıyor. Dengesiz olabilir misin? Evet birazcık dengesizim. Odanda karanlık bir şekilde oturup müzik dinlemeyi seviyorsundur. Arkadaşlar ben karanlıktan çok korkarım.
Bir de benim dinlediğim müzikler böyle çok dabada dabada böyle biraz yüksek müzikler yani. O yüzden karanlıkta oturup müzik dinlemek beni çok korkutur. Çünkü karanlıktan çok korkarım. Kaşlarını aldırmadan önce tek kaştın. Change my mind. Yani değiştirebilir miyim bilmiyorum ama hayır değildim. Ben zaten genel olarak çok kılsız bir insanım. İnanılmaz hızlı olgunlaşıyorsun mental olarak. Evet, bu çok doğru. Bu çok güzel bir şey mi? O tartışılır. Tatlı güzel, bazen küfürbaz, evet. Özel hayatımda ağzım çok bozuktur. Bence sen çok ders çalışmayıp hep sınavdan yüksek alanlardansın. Hayır, hep çok çalışıp hep sınavlardan yüksek alanlardanım. Banyo yaparken şarkı söylersin. Hayır, müzik dinlerim ama. Bence sen çok sabırsız birisin. Aşırı. Bence sen 3 yastıkla uyuyorsun. Yatağımda toplam 7 tane yastık var. Ama kafamı sadece bir tanesine koyuyorum. Diğerleri soğuğu kesmesi için. Bence sen hiçbir şeyi takmıyormuş gibi yapıyorsun ama takıyorsun. Valla genel olarak hiçbir şey takmıyorum ama taktığım şeyleri de takmıyormuş gibi yapmıyorum. Bence Berkay'a karşı problemleri, kavgaları sen başlatıyorsun. Hayır. Arkadaşlar bunlar hep karşılıklı ve dengede olan şeylerdir. Olmadığı zaman ilişki yürümüyor zaten. Şampuanı önce eline döküyorsun sonra saçına sürüyorsun. Evet. Bence sen hiç maddi zorluk çekmedin. Of, çok yanlış. Çok zor zamanlarım oldu. Sevmediğin bir ortamda sessizleşirsin. Hayır, sevmediğin bir ortamı anında terk ederim. Evrim teorisine inanıyorsundur. İnanmak. Arkadaşlar bakın, bunun birçok kanıtı var. Şimdi size bilim anlatmayacağım burada ama evet. Bence sen Berkay'ı çok seviyorsun. Evet aşkım, seni çok seviyorum. Cinsiyet eşitliği falan diyorsun ama içten içe erkeklerin daha üstün olduğunu düşünüyorsun. Çok yanlış. O kadar yanlış ki hatta şöyle açıklayayım. Cinsiyet eşitliği dememin sebebi toplumsal olarak cinsiyet eşitliği istiyor olmam. Sizin içeride ne düşündüğünüzün önemi yok. Her türlü bunu savunmak zorundasınız bence. Ama içeride ne düşündüğümü sorarsan, madem itiraf günü, ben biraz daha kadınların zeka olarak daha üstün olduğunu düşünüyorum erkeklere kıyasla. Gelsin bakalım linçler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.